Şeytan akıllarımızı nasıl çeliyor? İki, muhali mümkün gösteriyor. Muhal ya, mesela Karadeniz pekmez midir? Yoksudur. Olabilir. Yani olabilirle odur demek ne kadar acayip. Vesvese beyin hastaları bunu yapamıyor işte. Olabilir. Lan abdestim var mı? Olabilir gitmiş. Ya kardeşim gitmemiştir. Gitseydi abdestin iki alameti var der fıkıhta. Bir gaz olur, koku, bir de ses olur. Yazın sıcak derli kiloluysa butları, affedersiniz fıkıhtan söylediğim için söylüyorum. Büyük abdestin açılır kapanır. Büyük bol olduğu için. O terde açılır kapanınca abdestim gitti zanneder der fıkıhta. Bir koku gelir. İki çok sorulduğu için gündeme taşıdım. İki ses gelir. Herhalde gitmiştir. Olmaz kardeşim. Nedir o? Muhali mümkün göstermekle. Muhal. Mesela Karadeniz gemi inşaatı yapıyorlar suya göre. Mühendisler suya göre yapıyorlar gemiyi. Olabilir pekmez. Yani şimdi pekmez olabilir diye gemi inşaatını pekmeze göre olur mu? Demek ki birinci bizi aklımızı şeytan kandırmasının bir şeyi yöntemi uzaktan baktırıyor. Tahkik ettirmiyor. İkincisi muhali mümkün gösteriyor. Üçüncüsü bir tarafını muhakeme ettirmekle. Mesela Kur'an size söylüyor. Kur'an benimdir diyen Allah'tan başka bir insana denk geldiniz mi? Kur'an benimdir diye. Kur'an'ı benimdir bu kitap. Duydunuz mu? Yok. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam da benim değildir diyor. Değil mi? Peki adam çıkıyor diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an senindir diyor. O da diyor ki bir mana. Eğer beni benden daha iyi mi biliyorsun? Benim değil. Ben yazmadım. Yok sen yazdın. Ulan ben yazmadım. Beni benden daha iyi mi biliyorsun? Şimdi Kur'an benimdir diyen bir kişi var. Allah. Tamam da onun değil, Allah'ın değilse o zaman Kur'an kimin? Kim diyor benimdir? Verin ona. Verin ona. Oradan biz Allah onun değil Allah'ın olduğunu ispat edelim. Kur'an benimdir diyen yok ki. Allah'tan başka benimdir diyen yok. O zaman Allah'ın elinden niye Kur'an'ı alıyorsun? Niye Allah'ın elinden Kur'an'ı alıyorsun da onun değildir diyorsun? Onun olmadığını onun elindeyken ispat edeceksin. Elinden düşüreceksin. Bu nedir? Bir tarafane muhakeme bu işte. Bir tarafane muhakeme ettirmektir. Yani kendi dünyasında bir Allah var, bir de insan var. Bak şimdi üçüncü bir tuzağına bak. Diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı değil. Bak diyor. Tam kimde bakacağız? Bir insanoğlundan bir tanesi çıkmadı ki benimdir diye. Tam ona vereceğiz ama kimse yok. Peki şeytan dedi ki bak insafa bak ya mantık. Allah kelamı deme. İnsan kelamı da deme ortadan bak. Böyle bir mal ortada sahipsiz olur mu? Yani bir iğne ustasız olmaz. Bir köy muhtasız olmaz. Peki böyle bir kitap ya bunundur ya bunundur. Ortası olmaz. Buradan benimdir diyen yok. O zaman bu diyor benimdir. Bunun olmadığını bu elindeyken ispat edeceksin. Ortada bak demek muvakkaten Allah'ın dışındadır. Bunun yanında değilse Kur'an ha burada olsun ha burada olsun boşlukta olsun. Burada olmadığını gösteriyor. Bak kandırmasına bak. Allah kelamı deme. Beşer kelamı da deme. Ortadan bak. Ortadan bakmak demek bununla aynıdır. Allah'ın dışındadır ikisi de. Ha orta ha beşer kelamı. İkisi de bunun dışındadır. O zaman hani dedi ya muhali mümkün gösteriyor. Muhal. Yani bu beşer noktasında, insan noktasında benimdir diyen yok. Ortaya da koyamazsın. Tek bir Kur'an'ı sukut ettirebilirsin. Çürütme yöntemi var. Yolu şu. Allah'ta olacak. Çünkü o, ondan başka benimdir diyen yok. Onun adını ispat edeceksin. Tek tek. Şimdi demek ki Allah'ın yanında değilse istersen bu çok önemli değil. Üç defa üzerine duruyorum. İstersen beşerin kelamı kabul et. İstersen ortada bak. Allah'ın dışında olduğu için ikisi de aynıdır. Burada olmayınca ama bunun için söyledim.
bir tarafane muhakeme suretinde çok insanların akıllarını almış şeytan. Bu mantık var ya, bu mantıkla. Şu mantığı bilmemek de çok insan imanını kaybetmiş. Bildiğiniz gibi değil. Yani biz böyle elhamdülillah Müslüman bir memlekette Müslüman ana babadan doğduk da rahatız. Böyle bir cemaati de tanıdık hamdolsun. Şimdi bazen ben diyorum, onları da görüyorum ya, tanıdıklarının sorunları vesaire. Allah Allah, bu kadar basit bir şey nasıl aşamıyor? Tabii Resulullah'a ana bak kullanırken oturduğum zaman dershanede sen onları tanımasaydı bunları görürdün Konya ile Konya'yı. Şey diyen var abi, paşa gökten mi geldi, gök mü yaradı? He. Benim yanımda sor. Bak işte, gök, şey, ortada bir şey var yani. Ortada, o orta gökten Allah değil, beşer değil. Şimdi bilmiyor. Niye? Bilmediğini de bilmiyor. Çünkü zındık bir anne babanın yanında büyümüştür veya sahiri büyümüştür veya okulda, işte askerde de öyle. Askerde o kadar acayip ki sol sağ sol sol yürüyüş marşı böyle değil. Ben eğitim çavuşuydum. Sol sağ sol sol, bak subliminal mesaja bak. Sol sol sol, kafaya vura vura sol. Sağ sol sağ sağ sağ. Yürüyüş harfini niye demiyorsun? Ta o zaman oraya kadar. Mesela okulda Ali uyu uyu yat uyu. Top al. Çalış Ali niye yok? Çalış. Araştır Ali. Uyuma Ali. Uyu Ali niye diyorsun da uyuma demiyorsun? Bunlar hepsi basit. Hiçbir tanesi basit yok. Size böyle şey gibi, şaka gibi geliyor ama adamlar idealist sahibi. Niçin? İdeoloji olduğu için. İdealistlik ideolojilikten geliyor. Demek ki bir tarafani muhakeme şeytanın üçüncü bir tuzağı. 4. Kafanda manevi sesini işitirsin. Zihnimizi kendine çevirerek hayal aktif ediyor. Bazen bir ses duyarsınız. Allah Allah, duydun mu ya? Burada bir ismi var. Böyle. Nedir bu? Tam şurada. Şurada. Şu. Şurada bir göz var. Şu alanda serbest bölge deniliyor. Nedir o? Buranın içerisinde tahayyül ve tasavvur var. Buraya şeytan, kafir cinler, kötü mekanlar, kötü filmler, bidatlar, yanlış fikirler, düşünceler buraya atar. Bu serbest bölgeye. Serbest. Senin elinde değil bu. Melekler, Müslüman cinler, düzgün mekanlar, düzgün insanlar ve iyi filmler veya iyi sohbetler buraya atar arkadaşlar. Şuranın adı serbest bölgedir. Ha? Buraya atar. Burada bazen ses duyarsınız. Ha? Yani mesela rüyada ses duyarsınız. Rüya işte. Bu serbest, burayı, burada serbesttir. Diyor ki, aa ses duydum, hemen birisine gitsen cindir der. Doktora gitsen şizofreni der, bilmem ne hastalığı der. Hiçbir şey değil. Bunlar gayet normaldir. Kulak çınlaması. Nasıl ki şöyle yapınca yıldız olmuyor mu? Aa yıldıza bak. Yıldız orada yok. Burada. Böyle yaptığımız için. Niçin böyle yapınca ateş oluyor? Kimyasal bir şey. Kafada burası da öyledir. Kimyasal bir hadisedir. Olaydır. Tam ses de duyarsın. Görüntü de olur. Bunlar serbest bölgedir. Şuranın adı serbest bölgedir. Oraya iki taraftan da veri akar. İnsan olduğumuz için. Bu olmasın demek, odundan duman olmasın. Odundan dumanı kaldırırsanız ne olur? Odun olmaz. Ha, insandan da bunu kaldırırsanız tahayyül ve tasavvur. Sonra taakkul gelir arkaya doğru. Taakkul, tasdik, izan, iltizam, itikat. Böyle tamamlanır. Peki onu ne yapacağız? Edili-i şeriye. İslam'ın değişmez ölçü birimi var, kaynağı var. Kitap, sünnet, icma, kıyas. Aa, bu asırda da bunlar. Tamam. Veya bulunduğun cemaatin işte istikameti cemaatin ehl-i sünnet varsa onların şeyi. Çünkü edile-i şeriyeden almıştır. Ha, o kafanızda o şeytanın telkini olur. Zihnimizi kendisiyle meşgul eder. Bunları ne diyorsun? Üç tane hakikatla onlardan de kurtulursun diyor. Mektubattan o yeri de göstereyim şey. Bir, takip ettiğin cemaatin
reisleri İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, Ehl-i Sünnet'i takip ediyoruz ya. Ahmet bin Âmel, İmam-ı Gazali, Bediüzzaman, Süleyman Hilmi Tunanhan Hazretleri, Ali Haydar Efendi vesaire. Bunlar yani İslam'ın böyle simge olmuş şahsiyetleri. Bunların ittifak ettiklerine sen de ittifak et. Bunların dusturlarına, derslerine kanaat et. Mektubat var mı? Ha. Kanaat et. Üç tane şeyle sen bunların vesvesesinden kurtulursun. Ama bu yeni kitap eski yok değil mi? Ha, ver. Neyse. Üç tane şey söylüyor. Bir, onların icmana ittifak et. Sözlerine kanaat et. Üç tane de var. Bir tane de var. Bulursam inşallah. Hoşunuza gidecek. Bir, dünyada ve ahirette, alim ve merzah ve ahiret seferinde tarikat silsilelerinden bir silsileye iltihak edip, yani ahirete çalışan, Allah'ı Allah için anlatan, menfaata ve siyasi bir arenalarda seni sömürmeyen böyle Ehl-i Sünnet dairesindeki cemaata iltihak etmek ve o kafile-i nuriye ile ebedül abad yolunda arkadaş olmak, onlarla yalnızlık vahşetinden kurtulmak ve onlarla dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, onlara böyle en azından ilmen gelaniye ünsiyet etmişiz. Denile bir ciddi bir sevgimiz var. Bir muhabbet var değil mi? Şimdi böyle o muhabbet bizi besliyor. Bize güç veriyor. Nasıl besliyor ya öyle bir insan? Lan sevgilini ikide bir düşününce sana hareket geliyor da. Hatta intihar ediyorsun ya. Hayatın anlamını yıkıyor. E bir kızı düşününce sen de bunlar oluyor da ben Geylani, Gazali, İmam-ı Rabbani, Resulullah düşünce bende niye enerji olmasın? Tövbe haşa. Yüz binde var. Kız kadar bir şey yok ya bana feyzi yok. Onun hayali ediyorum kızı. Ulan hayatta canlı oluyorsun. Veya hayat anlamını yitiriyor, intihar ediyorsun ya. Bazen beni böyle konuşturuyorlar. Ulan bir kız seni aktif ediyor da. Veya bir erkek ne bileyim. Bir araba ya. Bir kirada çıkayım diye bir daire için 25 sene bankaya çalışıyorsun ya. 25 sene ya. E şimdi bir Bediüzzaman sana, bir İmam-ı Geylani, İmam-ı Gazali, İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii sana şey mi vermez ya? Nasıl feyiz vermez? Ulan düşündüğüm sevgilim bana veriyordu hayal ettiğim zaman. Niye onlar bana vermesin? O kadar harika cümleleri var. Kurtulmak, onlar da dünyada ve berzahta manen ünsiyet etmek, ünsiyet o. Ve evham ve şubahatın hücumlarına karşı, bir, üç tane sayacaktım ya, bir, onların icmana ve ittifakına istinad etmek. Onların icmana ve ittifakına. Bunlar Gazali kadar akıllı mısın Abdullah sen ve ben? Mümkün müdür? İmam Azam kadar, İmam Şafii kadar alim miyiz? Daha Ramazan'da nasıl talet alındığını bilmiyoruz. Ha, onlar icma etmiş bir konuda, ittifak etmiş. Onlara istinad edeceğiz. Her bir ustadını kavi bir senet göreceğiz. Bitti o. Dedi mi bitti. 3. Kuvvetli bir burhan derecesine görüp onlarla o hatıra gelen dalalet ve şubati def etmek. Onlar da demiş ki ha burada sesler geliyor. Bunlar normaldir. Çünkü serbest bölgedir. Şeytan ve melek. İki tane zıt kutup. Şeytan ve melek buraya atar. Mesela Allah ve melekleri vesvese vermez, vehim vermez, korkutmaz, evan vermez. Ürküttürmez, sana ateş vermez. Allah ve melekleri yapmaz. Evham ve vesvese geliyorsa, bedi bir şey, kesin bir şeyden şüpheleniyorsan budur, bu alçaktan geliyor. Şeytan ve türevleri. Kale alma. Mesela diyor ki, ya işte nurunu alanur. Lan sen aldın abdeste hiç kullandın mı? Yok. Şimdi israftır. Ne nurunu alanur? Gel. Ya olabilir gitmiştir. Olabilir. Karadeniz pekmez olabilir. Bırak şimdi. Niye? Denmiş bitmiş. Böyle abdest alanı gördüm. Dedim ki yaparken falan sen tanırsın belki. Abi 5 numara araba kaportasın parası var getireyim mi dedim. Daha iyi kaldırırsın buraları. Sanki din demiş ha. Cahiller de onu gördüğü zaman vay be ne abdest alıyor ya. Bakırköy'de bu bağlanmalık adamı bir de
örnek adam görüyor bunu. Lan böyle mi dedi? Döktüm gitti. Yıkandı yıkamadı o kadar. Ne o kadar? Tuvalette saatlerce bekliyor. Niye bekliyorsun kardeşim? Yarınkini mi bekliyorsun? Bırak yarın gidersin. Yarınkisini bugün mi bekliyorsun? Ya? Sana bedenini niye yıkmıyorsun? Bu bir sanattır. Bak ben yaptım söylüyorum. Gittim geldim 5 dakika sonra gene geliyor. Gelseydin diyorum. Kusura bakma ben seninle uğraşamam tuvalette. Gelseydin. İnan vallahi böyle diyorum. Gelseydin. Ha ikide bir beni şey yapacaksın. Ya bir baktık ya, ya şey şeytan bu. Bazı saatlerce bekliyor. Niye? Yarınkini de bekliyor. Ulan yarınkini şimdi atarsan yarın ne atacaksın? Acayip mi gidiyor ya? Onların dediğine itimat et. Et bu işin uzmanıdır. Ben bu serbest bölge hakkında kimseye taviz de vermiyorum. Bu böyledir. Burada şeytan ve türevleri, şeytan, kafir cinler, kötü mekan, kötü düşünceler, bidatlar, haram şeyler, videolar. Ha geçen bir video, rüya gördüm. Dedi ya bu telefona baksanıza dedi. Yeni ilk defa anlatıyormuş. Telefonda ne var? Sen ikide bir konuşuyorsun dedi. Aldım telefonu. Bu telefonu baktım ki değişti. Kap oldu böyle. Böyle ama aynı kanın yüksekliği. Baktım ki o Çin var ya ejderha. Böyle yılan gibi ağzı ateş atıyor petrol gibi. Böyle akrep yılan falan atacağım. Yok atma dedi. Telefon elimde akrepler yılanların yuvasına, haşerat yuvasına döndü. Acayip şeyler. Fesubhanallah. Kokusu dehşetli, tipi dehşetli. Sesleri cıvak cıvak bağırıyorlar böyle. Birbirlerini yiyorlar böyle. Çıkmak istiyorlar. Fesubhanallah. Böyle uzaklaştırdım. O da diyor ki hey tut elinde. Sonra verdim ona. Telefona dönüştü. Bir de ver dedim. Baktım gene İran çağın akrepler yuvasına dönüştü. Ona diyor ki işte sihir ve büyü yapılıyor burada. Bu insanlara o elinde var oldukça huzur yoktur. Şimdi ben desem de ne olacak ki? İyi niyetli olanlara, doğru iş yapan, doğru insanlarla, bak doğru zamanda, doğru yerde, doğru kişilerle doğru iş yaparsa bu insan kötü olamaz. Sıkıntın varsa bir yerde sorun var demektir. Allah öyle diyor. Başınıza gelenler ellerinizle işlediğiniz günahlardandır. Kaç dakika oldu abi? Yarım saat oldu. Tamam. Son bir tane cümlemi okuyorum. Bu farz etmekle bütün doğruları ortadan kaldırıp yok olur. Mesela farz-ı muhal abdestim gitti. Kardeşim farz-ı muhalla bütün doğruları ortadan kaldırıyorsun ya. İhtimalle bunlar gider. Şu. Vartaya uçurma yuvarlandırır. Sen Kur'an'dan istimdat iste. Kur'an'dan istimdat iste demek Kur'an'a muhatap ol. Kur'an hayatına dokunsun. Kur'an hayatına girsin. Kur'ansız hayatın olmasın. Allah rızası için bir satır dahi olsa Kur'ansız günün olmasın. Bir satır ya. Bir satır. Hayatına bir dokunsun. Dokunsun hani var ya la teşbih ve la temsil. Sazın teline böyle tın yapar. Seni böyle bir satırla tın yapsın seni. Sakın bir tarafa ne muhakeme tuzağına düşme. Ondan sonra devam ediyor. Ramazanınız tekrar mübarek olsun. Amin. Cenab-ı Hak bu hakla haklanmayı nasip eylesin. Amin. İki cihanda aziz eylesin. Amin. Nesillerimizden İslam'a ve Kur'an'a hadimler yetiştirsin. Amin. Rama ateş demektir. Zan, düşüncelerin oluşturduğu hisler ve onların oluşturduğu günahlar. Onları yakan demektir. Allah bu hakikatle haklanmayı nasip eylesin. Amin. Günahlarımızı yakmasına vesile eylesin. Amin. Nasıl Cebrail vahiy getiriyor, İsrail, Mikail hepsinin işi var. Ramazan denilen bir müekkel melaike var. Bu ayda aktif. O da günahları yakmakla vazifeliymiş. O melaike. Allah bizim hakkımızda Cenab-ı Hak zatının hatırına, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, iman edenlerin imanının kutsiyetine, ehli imana ittifak versin ve günahlarını affeylesin. Bizim günahlarımız da Cenab-ı Hak mağfiret eylesin. Yübedülullahi seyyatim hasena. Günahlarımızı hasenata tebdil eylesin. Hizmet imanı Kur'an'ı da hadim eylesin. İştirak amal-i uhreviyeden hissemizi ziyade eylesin. Amin. Vahir davahum. Elhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.